It is the beginning of the 20th century. Man's adventures in the sky started with dirigibles, but now aviation has entered a new and exciting era. Countries first saw flight as a civilian endeavor, but soon governments across the globe recognized that aviation can provide superiority on the battlefield. Major wars erupt, and the aeroplane becomes an effective weapon. The Italians break new ground when they carry out aerial bombing during the Ottoman-Italian War of Tripoli that began in 1911. This is the first time in history that aeroplanes, now a part of the military, are used for reconnaissance and artillery fire. By September of 1912, with the outbreak of the Balkan War, the Ottoman Imperial Air Force can boast only 17 planes and 2 experienced pilots. The Balkan War is a forerunner of the future, as the world is propelled rapidly towards World War I. In the meantime, the Ottoman state struggles with domestic and foreign problems. The country is in total chaos. In June 1914, World War I breaks out. In October of the same year, the Ottoman state enters the war as a German ally, as a result of a fait accompli. The war ends in 1918, and world geopolitics change drastically. As the Ottoman Empire comes to an end, its government surrenders and signs the Sèvres Treaty, thereby agreeing to the dissolution of its borders. The country is occupied by British, French, Italian, and Greek forces. The Anatolian people, who had lived freely for centuries, now face submission. The Turkish nation will neither surrender nor give themselves up as slaves of invading forces. Regional pockets of resistance rise up against the enemy. The name of Mustafa Kemal, who had become legendary for his prowess during the battles of Gallipoli, spreads around the land and into the hearts of the public. On a brilliant spring day on the 22nd of March, 1913, a baby girl called Sabiha is born. It is a bright spring day and cannot be darkened, not even by the clouds of war hanging over Turkey. Although no one is aware at the time, this little girl is to engrave the name Sabiha on a world history with golden letters. Sabiha's hometown, Bursa, like so many other villages and towns all over the country, is crushed under the brunt of foreign invasion. Sabiha is only 7 years old when she loses her father, and her older brother joins the Kuvayi Milliye, the rebelling national army. Bursa'da herkes muzdaripte. Düşman istilası içinde her türlü kötülükler işitiliyor ve geliyorlar, işte bizim evi arıyorlardı, bahçeyi arıyorlardı, silah aranıyordu filan. Abimin Kuvayi Milliye tarafına geçtiğini duymuşlar. Ve her gece her evde dualar ediliyordu. Ve Gazi Paşa kurtaracak bizi diyorlar. Gazi Paşa kurtaracak. Ben hep bunları dinliyordum. In 1919, the War of Independence begins under the command of Mustafa Kemal. The entire nation has risen against the invading forces. An epic legend whose heroes consist of the whole nation is created. The invaders are forced to leave just as they had come. Throughout the War of Independence, a handful of Turkish airmen achieved significant successes with only a small number of personnel and very few planes, either smuggled out of Istanbul or captured from enemy units. In the final assault of August 22, the Turkish Air Force consists of only 40 personnel, 20 of whom are pilots, and a total of 38 aircraft, 22 of which are fighter planes. During the battles he led in the Gallipoli War, Mustafa Kemal Pasha realized the importance of an air force if the battle was to be won. He also witnessed the successes achieved by a few determined personnel in makeshift planes during the War of Independence,
and he saw that the importance of aviation would increase even further in the future. The War of Independence ends in victory, and the Turkish Republic is proclaimed in 1923. Now it is time to heal wounds and to establish a new regime in accordance with the rules of a republic. Mustafa Kemal visits every corner of Turkey, leading his nation in all issues, trying to build a modern country from the ruins of a worn-out empire. It is 1925. Sabiha, who has grown up under the severe hardship of war, turns 12. She loses her mother shortly after her father and lives with her sisters and brothers. Her dream is to go to boarding school, seeming impossible under the circumstances. The people of Bursa, her hometown, jubilantly await the visit of Mustafa Kemal Atatürk. Sabiha secretly makes plans to talk to him after she finds out that he will stay at the house next door during his visit. Ben çok sevindim. Tamam dedim, ben artık Gazi Paşa'yı görebileceğim. Ve hakikaten işte ben devamlı bakıyorum. Bahçelerimiz var, arada bahçeler var tabii. Bakıyorum falan. Bir gün Gazi Paşa'yı bahçede gezerken gördüm. Ve o tarafa doğru yürümeye başladım. E beni niye görmek istedin çocuğum dedi. Ben dedim bir yatılı okula girmek istiyorum dedim. Esas buradan başlıyor işte. Ama biraz şöyle düşün. Peki dedi. Ben seni dedi manevi evlat olarak almak istersen benimle gelir misin dedi. Ben peki diyemedim. Benim dedim eğer ailem müsaade ederse tabii. Hadi git öyle sen abini gönder bana. Abimi de orada vazifeliydi. Oraya almışlardı köşte. The magic words are spoken and a dream turns to reality. Little Sabiha is to move to Çankaya the next day to live with Zehra, Afet and Rukiye, the three other adopted daughters of Mustafa Kemal Atatürk. Sabiha is now Atatürk's daughter Sabiha. From then on, her life is to be shaped with Atatürk's guidance. Sabiha easily adapts to her new life and her new sisters at the Çankaya residence. First, she benefits from the teachings of her godfather on etiquette and dress. Then her education starts. Köyde Atatürk onlar için, yanındaki o çocukları için bir ilkokul kurmuş. Çankaya'daki eski oturdukları köşkte. Atatürk onun için bir kere bir kurtarıcıydı, yani onu ilk öyle o şekilde bir kurtarıcı olarak görüyordu. Ondan sonra da baba olarak kabullenmişti, yani babasını, baba sevgisiyle doluydu ona karşı. Ve ona çok büyük bir insan olarak gördüğü, onu örnek olarak gördüğü için onun istediği şekilde yetişmeye çalışırdı. It is now 1927. Sabiha is a student at the Arnavutköy Girls College. Unfortunately, she becomes ill there. And as her disease recurs from time to time, she receives medical care both in national hospitals and in hospitals abroad. For Atatürk, who says, "The future is in the skies," aviation is of utmost importance. Hiç kimse onun kadar kesin ve onun kadar çıplak ifade etmemiştir. İstikbal göklerdedir. İstikbal gelecek. Bu gelecek maddede ve manada bir bütün ifade ediyordu. Hakikaten Birinci Dünya Harbi'nden sonra havacılık öylesine bir gelişimle kucaklaştı ki orduların varlığı da karadan ve denizden çok havada tecelli etti. It's the post-war period and the young republic is working to develop its air force. In 1925, the Turkish Aviation League is established by Atatürk as the first non-governmental aviation organization in the world. The concept of aviation causes nationwide excitement,
and a brand new movement spreads throughout the fledgling republic. Articles on aviation appear in newspapers and magazines, and airplane lotteries are organized. Benim çocukluk yıllarımda Türkiye'de havacılığa çok büyük bir önem veriliyordu ve büyük bir heves vardı. Havacılıkla ilgili haberler çok büyük bir merakla takip ediliyordu. Yurt dışından gelen havacılıkla ilgili filmlere gidiliyordu. Onlar ilgi çekiyordu. Ankara'da, İzmir'de paraşüt kuleleri yapıldı. İşte Türk Hava Kurumu işletiyordu. Orada işte binlerce kişi paraşütle atladı ilk defa. Yani o korkuyu yenmek, paraşütle inmenin zevkini tatmak suretiyle. Bu da tabii Türk gençliğini havacılığa teşvik açısından büyük bir adımdı. Between 1925 and 1935, as a result of the successful campaigns of the Turkish Aviation League, 250 aircraft are purchased with the public donations. Türk Hava Kurumu vasıtasıyla ülkede büyük bir kalkınma, büyük bir azimle Türk Hava Kurumu vasıtasıyla hava kuvvetlerini güçlendirme hareketi başlıyor. 351 uçağı Türk Hava Kurumu hava kuvvetlerimize teslim ediyor, muharip uçağı. Atatürk has one more dream for Turkish aviation. A dream involving Sabiha. He is to give the first hint of this in 1934. On October the 29th, 1933, pilots from Russia, Iran, Iraq, and Greece fly alongside pilots of the Turkish Air Force at the 10th anniversary celebration ceremonies of the Republic. The spectators are amazed by the impressive air force of the young Republic. During the past decade, Turkey has changed radically, gaining a whole new identity. Still, there are many challenges ahead, and Atatürk has many more projects in mind, starting with issues of women's rights. ...1934 marked a turning point for Turkish aviation history. Various licenses are received, and aircraft manufacturing is initiated in Kayseri. The new family name law is passed by the Grand National Assembly, and later that year, Mustafa Kemal is given the surname Atatürk, father of the Turks. Sabiha is now a 21-year-old charming young lady. At a formal dinner, Atatürk announces that her surname is to be Gökçen, meaning the girl of the skies. The Gökçen surname becomes the magic word that is to shape her destiny. Atatürk wants to see his godchild in the skies as a role model for the Turkish youth. This wish will come true just 1 year later. During that same year, a flight training program is established for young people, called the Turkish Bird. It is an affiliate of the Turkish Aviation League. Atatürk calls out to the youth, Turkish children, with aviation you shall assume your rightful place in the skies. Ben o tarihe kadar böyle filmlerde ancak paraşütü görüyordum. Yani yakından uçak da görmemiştim. Ve düşünmemiştim de hani havacı olmayı. Ama Atatürk oraya götürdü. Onlarla ilgilendim. Paraşütten yakından görünce planörler gelmişti. Rusya'dan iki tane mütehassıs getirilmişti. Onlar bir gösteri yaptılar, atlayış yaptılar. Ben onlarla çok ilgilendim. Yanında oturdum. Görüyorum dedi, sen bundan çok ilgileniyorsun. Olur musun böyle bir şey dedi. Olurum belki dedim. Öyle ve zannettim ki hemen yani paraşütten hemen atlanabilecek. This question was to make young Sabiha one of the legendary names in the world aviation history. This question is, in fact,
Only the beginning of the path drawn for Sabiha by Atatürk. Şuna inanıyordu ki bir erkek ne yaparsa bir kadın da aynı işi yapabileceğine inanıyordu ve bunu da ispat etmek istiyordu. Ve Gökçe'nin de çok cesur bir kız olduğunu yani bakmıştı, görmüştü, hissetmişti. Onun üzerine bunun üzerine gitti. Çünkü havacılığa çok kıymet veriyordu. Ve her şeyin yenisini bir kadının yapmasını arzu ediyordu. Bir kere bir havacılıkta kendi kızının bir pilot olarak yetiştirmek onun için çok bir gurur kaynağıydı. Ve bunda da muvaffak oldu. Sabiha Gökçen begins her training on the very next day. She is the first female student of the Turkish bird. She is so enthusiastic and determined that she soon becomes one of the most successful students of the school. Bir eğlence gibi geldi bana. O şekilde böyle kabul ettim belki de. Sonra baktım Atatürk fevkalade ilgileniyor. O kadar ilgileniyor ki, o zaman aklım başıma geldi. Dedim ki madem ki böyle Atatürk bunu istiyor, ben mahcup olmayayım ona karşı, milletime karşı da olmam. Daha ciddi bir tavır takındım, daha ciddi çalıştım. O günler sadece Sabiha'nın şahsında tecelli etmiş değildi, onu size söyleyeyim. O bir nesildi ve o nesli bir insan adeta müsait bir ham maddeyi mamul hale getirip milletinin önüne örnek olarak koydu. Atatürk bu vazifeyi yaptı. Dedi ki bana, ben dedi tayyare bindiğim zaman dedi, beni bulutlar tutar zannettim, şaka yaptı yani. Halbuki dedi, bulutlar tutmuyormuş dedi. Oradan baktığım zaman dedi, karınca kadar dedi, insanlar gözüküyor dedi. Ama dedi, titredim. Fakat dedi, askerce, şeyce kendimi babamından kuvvet aldım, atamdan kuvvet aldım, asker gibi dedi, yaptım ve dedi, şey, muvaffak oldum dedi. In 1935, Turkish Bird decides to send 8 of its best students to the Koktebel Advanced Gliding School in Russia to be trained as certified glider trainers. There is only one female aviator in the team, Sabiha Gökçen. Bizi uğurladılar. Fuat Bulca bizim genel başkandı. Vapura kadar bizi geldi. 10 Temmuz'da da Çiçeron vapuruyla Rusya'ya hareket ettik. İlk durağımız bizim oradan çıktıktan sonra muazzam bir o Karadeniz dalgasına yakalandık. Vapurda da hatta Celal Bayar da narinci için Rusya'ya gidiyormuş. O da vapur değildi. Zaten kaldığımız yerde Koktebel'de Villa Andriana diye bir villa vardı. Onu tahsis etmişlerdi. Aşağısı bütün bir salon. Yukarıda odalar vardı. 3 oda bir de büyük bir oda vardı. O büyük odayı Sabiha Gökçen'e ayırdılar. İki tane tercüman tutmuşlardı, iki kardeş, bir oğlan, bir kız kardeşi. O kız kardeşi Gökçen'e tercümanlık falan yanında bulunuyordu. Diğer tercüman da bizlerle ilgiliydi. Kalabalık büyük bir okuldu, yüksek uçuş okulu. Zaten iki tane varmış, bir Ural Dağları'nda, bir de Koktebel'de. Gökçen successfully completes her training at Koktebel and then proceeds to Moscow for motorized airplane training. There she receives the news of the death of her sister Zehra. A very emotional person, Sabiha is overwhelmed by this sad event. She returns home without starting her training in Moscow. For a while, she shuts herself away from everyone. After a period of mourning, Atatürk insists she goes back to work. One day he tells her, Gökçen, you just might be the first female military pilot in the world. Can you imagine how honorable it would be if the first female military pilot of the world is a Turkish woman? I shall act immediately and register you at the Eskişehir Aviation School. Thus, Atatürk again opened a brand new horizon in front of her. Şimdi askeri eğitimi olmayan bir üstelik bir kadına
bir genç kıza askeri eğitim verecektir. Harbe hazırlık eğitimi verilecektir. Bu kişinin üniforması bile sorun olur. Rütbesi olmayan bir kişidir. Ne az subaydır ne subaydır. Buna bir de diploma verilmesi gerekecektir. Askeri hava okulunu bitirmesi dolayısıyla orada ne yazılacaktır? Bir de bu kurallara ne derece uygundur? Tabii bu büyük bir sıkıntı olur. Boyum kısa olduğu için uçak bana göre pedallar uzun kalıyordu. Onları bana göre bir uçağı bana göre ayarladılar. Onda ben rahat ama bir başkası da onda uçamaz. Bu nedenle bir tek talebeydim ben. Bir tek de benim hocam beni diğerleri birer saat uçuyorsa günde ben 2 saat, 3 saat uçuyordum. Bu nedenle daha evvel bitirdim ben ameliyat kısmını. Sonra beni alaya gönderdiler. 1. Tayyare Alayı'na gönderdiler. Orada ayrıca uçaklarla uçtum. Oradaki vazifeleri yapmaya çalıştım. Sabiha Gökçen goes through a series of applied and theoretical courses, flies frequently on training missions, and participates in maneuvers in Thracian and Aegean regions. Hep zevkle anlatırdı annem. Sabiha Hanım onu işte bir gün Sabiha Hanım onu ben size uçurayım demiş anneme ve annem de gitmiş. Hatta o sıralarda büyük annem yani babamın annesi çok kızmış. Deli mi bunlar demiş öyle kalkıp da uçağa biniyorlar ikisi beraber olmuşlar gidiyorlar niye mani olmadın diye babama çıkışmış. Tabii babam da demiş ki işte anlatmış anneme büyük anneme ki Sabiha Hanım iyi bir pilot biz ona güveniyoruz. O her şeyin en iyisini yapıyor onun için benim hanımımı da ona teslim ettim bu onu uçurdu şeklinde böyle aralarında bir konuşma olmuş ve yani takılırlardı birbirlerine. Sonra da annem çok zevk almış tabii. One day in April 1937, as she is returning from a flight mission, Sabiha notices a high level of activity at headquarters. There is a rebellion taking place in Dersim, and a squadron of airplanes is to be sent there. Although Sabiha wants to join the squadron, no one wants to assume this responsibility. She is only able to participate in the operation with special permission from Atatürk. Sen bir kızsın dedi. Herhangi bir şey karşısında kalırsan dedi. Kötü muamele görebilirsin. Ne, düşündün mü bunları sen dedi. Yani gidiyorsun ama bunları düşündün mü dedi. Ben daha önceden de bunları duymuştum ben. Çünkü ağır hareketinde kötü muameleler yapmışlar. Evet dedim ben düşündüm biliyorum dedim. Duydum. Ve al bunu dedik. Bunu herhangi bir kötü şeyle karşılaşırsan ama ben temenni ediyorum ki karşılaşmayacaksın inşallah dedi. Karşılaştığın zaman bunu kullanmasını biliyorsun dedi. Sabiha Gökçen Eskişehir'den filo ile birlikte hareket etmiştir. Ankara'ya indiğinde Atatürk meydana gelmiştir. Orada Atatürk'ün elini öpmüştür. Çünkü bu belki de son görüşmeleri olabilirdi. Dolayısıyla vedalaşmışlardır ve oradan Elazığ'a uçmuştur. Sabiha Gökçen receives much praise from her colleagues and superiors as she had performed very dangerous reconnaissance and bombing tasks during the military operation. Sabiha is now an experienced wartime pilot. Ordu tarihinde harp pilotu olarak ve bunu sadece bir titre olarak kalmış değil. Ordunun memleketin içinde huzuru temin edecek bir fiili askeri harekette Sabiha dünya tarihinde İlk vazife almış kadın pilottur, harp pilotu. Ünvanı da odur. Etrafa gene çok anlamlı bir mesaj vermiştir. Yani kim olursa olsun herkes bu vatan için
canını, her şeyini verme durumundadır. Benim en yakınım bile bundan istisna edilemez ve hatta o öncüdür. She is awarded the number one Murat Sağ Medal for her actions. İsmet İnönü, the Turkish Prime Minister at the time, personally pins the medal on her. She appears in all the newspapers and magazines as the Turkish nation is proud of this young woman who guides the way for the Turkish youth. On August 30th, 1937, Sabiha finally gets her military flight wings. While the world is rapidly sliding towards the boiling cauldron of a Second World War, Atatürk tries to ensure Turkey's peace and security, signing several pacts with countries in the Balkans and the Middle East. In the late 1930s, it was becoming increasingly clear that war was on the horizon in Europe. Atatürk, among others, realized that this was going to happen very quickly, and he was doing his best to build up Turkey's military strength in order to maintain neutrality in case conflict should begin. And in this regard, he began to obtain as many aircraft as possible, including Vulti 11s, the kind that Sabiha Gökçen flew. Atatürk, istikbal göklerdedir dedikten sonra bir özel sohbet sırasında Amerikan Büyükelçisine kapıda olan yeni dünya harbinin sonucunu uçaklar tayin edecektir demiştir. In the spring of 1938, in the midst of this flurry of activity, the Balkan Pact Commission arrives in Ankara. Members of the commission meet Sabiha and invite her to organize a Balkan tour with her plane. Türkiye diyorlar ki, acaba bizim baş kentlerimize uçarak gelir mi? Yani davet etse olur mu diye. Atatürk bana döndü sordu. Bak senin için böyle söylüyorlar dedi. Yapar mısın, yapabilir misin? Hepsinin başkentine gideceksin dedi. Davet ediyorlar. Yaparım herhalde dedim. Biraz çalışırsam dedim. Tamam. Peki o halde o kadar katliydi ki Atatürk'ün her kararı. Ne zaman yaparsın sen bunu dedi. Onu söyleyeceğiz şimdi kendilerine dedi. İşte söyledi. Bir ay sonra dedi onlara. Bir tarih tespit edildi. Although she does not want to leave Atatürk, whose health is getting worse day by day, Atatürk also considers such a tour of the entire Balkan region to be very beneficial and says, Gökçen, wherever you go, tell them that you are a peace-loving woman from a peace-loving country, that you want peace at home and in the world, as all Turks sincerely want. Tell them how the Turkish Republic came together as one in such a short time, how we consider it an honor to be friends with our former enemies. Tell them about Turkish women and Turkish society, the high level that women have achieved in Turkish society. Explain to them that we shall advance further and become an even more civilized country. Ben de bir makinist alacağım yanıma dedim. Burada yetiştirildi makinistler çünkü. Ondan gideceğim dedim. Orada böyle buna bakacak şeyler yok dedim. Onları soruşturdum ben, biliyorum, öğrendim. Hayır dedi, olmaz çocuğum dedi. Bayağı münakaşa ettim. Dedim ki, efendim dedim, makinistin pilotaj bilmez. Yani kullanmaz şeyi, uçağı. Ancak o yerde onun işi, hizmet yapar dedim. Bakımını yapar dedim, hazırlar dedim. Biliyorum çocuğum, öyle ama dedi. Eğer sen yanına bir makinist alırsan dedi. Şöyle söylerler dedi, bir kurmay subayı koymuşlar yanına makinist sıfatıyla, senin yapacağın şeye gölge düşerdi. Onun için olmaz, sen tek başına gideceksin. Ben dedim makiniste başka bir vasıtalarla göndereceğim senin ineceğin yerlere.
Sabiha takes off in a Volti-type airplane from Istanbul to the Balkans on June 16, 1938. First, she performs a show over Atatürk's yacht, Savarona, for her godfather, then heads towards Athens as her first stop. The entire tour is to take 5 days. In order to not only promote the advancement of women in Turkey, but also to show that the Turks were developing an air combat capability, he sent her on a goodwill tour around the Balkans, flying to Athens and to Belgrade and to Sofia, showing what the new Turkey could accomplish. All of a sudden, Turkish women are being headlined more than women from any other nation. Both the domestic as well as the foreign press refer to this elegant, attractive, golden girl as the girl of the skies. Orada karşılamalar var. Yani en üst düzeyde A tipi protokolle bir Türk pilotunu karşılıyorlar. Çok önemli bir konu. I take my hat off to her because I am one of the rare ones that flew with the very, very minimum navigational and radio help when we flew. It almost on your own. It is purely read the map and figure out where you are when she did that. And so I would salute her that she did very well to make a tour, and she's on her own, she flew alone, and over territory, an area that she had never been, rough area, hard area. There were no automatic, when she did it, direction finders that were available to the average person. It was all dead reckoning. Figure it out before you go, and fly the right headings, and pay attention to where you are all the time, and watch the light line at night. It was hard. It was hard. As she arrives in Athens, the first leg of her Balkan tour, Sabiha is greeted by Turks and Greeks saluting her with their national flags. Sabiha Gökçen'in Balkan turuna çıkacağı işitildiği vakit Selanik Başkonsolosu'nda da tabii büyük bir heyecan yarattı. Babam o sırada başkonsolostu, Kürşat Hakkı Karabu'da. Ben de 8 yaşlarında bir kızdım ve hazırlıklar başladı. Babamla annem benim tarafımdan çiçek verilmesinin, küçük bir kız olarak verilmesinin uygun düşeceğini düşüncesiyle yine hazırladılar ve ertesi gün, o geceyi büyük bir heyecanla geçirdiğimizi hatırlıyorum sadece. Ertesi gün hava meydanına gittiğimizde koskoca bir bombardıman uçağından ufak tefek bir hanımın inişi herkese büyük heyecana ve büyük şaşkınlığa gark etti. Ve merdivenlerden indi, pilot şapkasını çıkarıp diğer şapkasını giyerek bize doğru yaklaşırken ben de gittim. Yanımdaki küçük bir diğer kız arkadaşım da çiçeği takdim etti. The next day, she goes to Thessalonica to visit Atatürk's house as he had asked. This is a place full of memories, and one that he has not seen for years. She is very emotional here. Gökçen is welcomed just as enthusiastically at her other stops, Sofia and Belgrade. She is awarded the White Eagle Medal by the Chief of General Staff in Belgrade, Yugoslavia. Orada bir Türk kadını olmanın işareti var. İkincisi, hiçbir zaman çekinmeme, hiçbir şeyden çekinme diye bir ifade var. Bir de basına davranış şekli var orada. Çok güzel altı çizilecek 3 nokta var orada. Mesela diyor ki, basın mensuplarından hiç çekinme, konuş. Türk kızı olduğunu, Türk pilotu olduğunu onlara anlat. Böylece dünya seni tanıyacak.
Hitler Sabiha Hanım bu macerasından sonra Hanna Reich'ı Baldur von Schirach'la bir dünya turuna çıkardı. Hanna Reich Sabiha'dan sonra kadın olarak hak pilotu Alman ordusunda olmuş olan bir genç kız. Ankara'ya da geldi. Sabiha'yı ziyaret etti. At her final destination, Bucharest, Gökçen is asked to perform an air show. On the sixth day of the tour, Sabiha makes a pass over the Savarona and lands at Yeşilköy, where the tour had started. Thousands of enthusiastic people meet her at the airfield, but her mind is with Atatürk. She goes straight to the Savarona. Atatürk is very proud that his daughter's success has been heard all over the world, but his illness is quite advanced. On November 10th, 1938, Atatürk sets off on a voyage towards the unknown. The whole world mourns alongside the Turkish nation. A Western author notes, "A world without Atatürk will no longer be interesting." Years later, Winston Churchill comments, "Had Atatürk been alive, World War II would not have been fought." Sabiha is 25 when Atatürk dies. Those happy years spent with her godfather, with his guidance, have ended. After a short period of illness, she attempts to bring her life back to normal. Sevgi dolu bir insandı. İşte hep Atatürk'e çok büyük bir sevgiyle, saygıyla bağlanmıştı. Ve onu kaybettiği zaman hakikaten çok büyük bir sarsıntı oldu onun için. Ama işte gene o zaman ona cesaret veren, yani sarılabileceği, ona kuvvet verecek olan havacılığıydı. Onun Atatürk'ün arzu ettiği şey, Atatürk'ün arzu ettiği şekilde yetişmiş olması ona bir kuvvet veriyordu. She continues her work at Turkish Bird. She is assigned as the principal of the Turkish Aviation League's Turkish Bird Flight School. She is to train the youth who are following Atatürk's wishes by looking for a future in the sky. During her 18 years of non-stop work at the flight school, she tells her students about Atatürk, giving them wings to fly towards the future as envisioned by Atatürk. Bize Atatürk'ümüzün ulu önderimiz, kurucumuz, her şeyimiz, canımız, hürriyetimiz ve hüviyetimiz, atamızın selamını getirdiğini söyledi. Sizler şimdi tatildesiniz, memleketinizde olacaktınız ama burada o tatilinizi feda edip geldiniz, işte çadırda yatıyorsunuz falan. Sizleri ulu atamızın adına tebrik ediyor ve gözlerinizi öperek kutluyorum. Bize çok zaman bildiklerini, bizim bazı hatalarımızı bizi çağırır, direkt olarak bize söylerdi. Havacılık bilgi mesleğidir. Havacılık şey itibariyle risk mesleği değildir. Çok yaşayabilmek için daima kurallara riayet etmeniz şarttır. Bu gibi nasihatleri olmuştur bize. Sabiha Gökçen çok sevecendi, çok anlayışlıydı, çok yumuşak kalpliydi. Ama Atatürk'e değil dil uzatmak, Atatürk'e
değil, herhangi bir şekilde kötü bir sözle, kötü bir davranışla yaklaşmak. Atatürk konusunda en ufak olumsuz bir imayı hissettiğinde karşınızda bambaşka bir Sabiha Gökçen görürdünüz. Sabiha marries her colleague, pilot Captain Kemal Esener, in 1940. Sadly, this happiness does not last long, as her husband dies of an illness he catches while on duty in 1943. She is left alone one more time, first by her godfather, then by her husband. She is invited to the USA in 1953 and 1959. A long tour of America is organized in her honor. She states that she participates in these tours in order to promote Atatürk, Turkey, and Turkish women to the whole world. After the war, women continued to try to participate in aviation in the United States, mostly or entirely in the private sector. Most well-known of all, of course, was Amelia Earhart. It was not until 1976 that women were allowed to serve as pilots in the Air Force, but not in a combat role. This did not happen until 1993. So almost 50 years after Sabiha Gökçen flew as a pilot in the Turkish Air Force on combat missions, American women were allowed to do the same. Sabiha Gökçen visits the USA again in 1996, this time as the guest of honor at the Gathering of Eagles meeting organized for the graduation ceremony of the U.S. Air War College. During the meeting at the Maxwell Air Base, she is presented with the greatest prize of her aviation career. That year, Gökçen is named as one of the 20 flyers that shaped the world of aviation. 84 yaşındaydı. 84 yaşındaki bir bayan İngilizce konuşmasıyla dünyanın ilk kadın pilotu olduğunu, 8000 saat uçuşu olduğunu, bu 8000 saatin içerisinde 22 çeşit uçak kullandığını, bu 8000 saat uçuşun 32 saatinin bizzatihi harp uçuşu olduğunu o grubun karşısında söylediğinde hepsi çok şaşırdılar. Ve dünyanın ilk kadın pilotu olduğunu öğrendiklerinde o şaşkınlıkları zaten dilim göze batan bir şey. Hele hele bunun bir Türkiye'den bir bayan olduğunu öğrendikleri zaman daha da büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Sabiha Gökçen has yet another first in 1996. She goes on her last flight at the age of 83 in a Falcon 2000 aircraft with French pilot Daniel Acton. Elle voyait ses montagnes, elle voyait ses champs, elle voyait son pays, et elle volait la tête hors du cockpit, souriante, heureuse, reconnaissant les régions dans lesquelles elle volait, pilotant sans aucun problème cet avion, le Falcon 2000, qui est un avion facile à piloter, mais elle était comme un oiseau aux commandes de cet avion-là, et je l'ai sentie très heureuse. Çok mutlu oldum. Tabii arada bir burada Türk kuşun uçaklarıyla uçuyorum ama tabii onlar daha küçük uçaklar. Fakat bu tabii değişik bir uçak. Sonra 40 küsur sene evvel uçtuğum bir uçağın değişik bir tarzı ve çok güzeli. Şimdi çok mutlu oldum. Güzel bir gün geçirdiniz bana. Kokpitten ve uçaktan indikten sonraki kişi, evet, kadındı ve kadın Sabiha Gökçen'di. Ama bir fark yoktu ki erkekler ne yapıyorsa, erkek pilotlar Sabiha da aynı başarıyla aynı görevi tamamlamıştı. ...5 Aralık 1997 yılında Hava Kuvvetleri Şehitleri için Kartal Vakfı'nı kurma niyetini
kendisine söylediğimiz zaman gayet iyi bir şekilde karşıladı. Ve kendisi de bu vakfın kurulması esnasında kurucu üye oldu. Ve burada vakıf senedini imzaladıktan sonra vedalaşırken çantasından bir zarf çıkardı ve zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç'a uzatarak "Bu benim vakfa ilk harcım olsun" dedi ve içinde 100 milyon lira bulunan bir zarf idi bu. Sabiha Gökçen's list of firsts was not over yet. For the first time ever in the world, a major airport has been named after a woman. The Sabiha Gökçen International Airport opened for services on January 8, 2001. The name of Sabiha Gökçen will continue to flash off and on at the international airport, giving the whole world a sense of the future and the role that female pilots will play in the coming years. Sabiha became a starting point for countless young women who love the sky. They are more numerous and trained under different conditions nowadays compared to the 1930s. Yet, their passion for flying allows them to experience the same indescribable emotions above the clouds forever. Ben onu kendime sürekli önümde bir lider olarak gördüm. O zaman, daha o zamanlarda yaptıklarını görerek, bilerek ve hissederek demem lazım. İnsanın bazen önünde gerçekten somut bir örneğe ihtiyacı oluyor ve bence çok güzel bir örnekti. Sabiha Gökçen bizim için çok büyük bir isimdi. Ve bugün Türk kızları 22 yaşında altlarına dünyanın en pahalı uçaklarını veren bir zihniyetle göklere kanatlanıyorlarsa, işte o Atatürk ilkelerini sembolize eden bence Sabiha Gökçen'e borçludurlardı. Çünkü bizim hepimizin adına bu işi, bu kapıyı o açtı. İlk bayan pilotun, savaş pilotunun Türk olması bizim için çok gurur verici bir şey. O bizim için bir öncü. Onun izinden geliyoruz. Now, women are flying all over the world along with men. They accompany their male colleagues in the discovery and conquest of space. Dedem çok küçüklüğünde Sabiha Gökçen'le tanışma fırsatını bulmuş ve hayran olmuş ona. Daha sonra kızım olursa ismini Sabiha koyacağım ve kendisini pilot yapacağım şeklinde bir düşünce oluşmuş. Şu anda teyzemin ismi Sabiha. Tabii onların zamanında böyle bir fırsat olmadığı için pilot olamamışlar ama ben olabildim. Dolayısıyla bu benim çok küçüklüğümden, doğduğumdan beri Sabiha Gökçen ile ilgili bir hayranlık var bende. The 22nd of March, 2001. Another bright spring day in Ankara. Sabiha Gökçen, who was born in Bursa 88 years ago on this very day, passes away in the Gülhane Military Medical Academy Hospital, where she had been under treatment for some time. The long journey of little Sabiha that started in 1925 with a desire to meet Atatürk, a journey marked with major successful achievements, has come to an end. Sabiha is now on an everlasting flight with her godfather Atatürk by her side.